kek bakla baygın Selim'im, dakla kekliyim dakla. Bahçelerde kek bakla baygın Selim'im. Salkım salkım üzümü var, yeşili var, alı var, şifalı maden suyu, şehit sarı kıza yar. Çalışkan insanların bağlarında özü var, kardeşliğe, sevgiye yüzyıllarca sözü var. Evet Anadolu sevdalıları, 3000 yıllık tarihi geçmişiyle medeniyetlere beşiklik etmiş, kültür kardeşliğine şahit olan, tarihiyle kültür ve sanatın, doğasıyla lezzetin buluştuğu, konum üzere İpek Yolu'nda bulunması sebebiyle tarihin her döneminde kıymetli olan, mikro klima iklimi sayesinde en lezzetli sultani üzümlerinin ve pek çok değerli ürünün yetiştiği bereketli topraklarıyla ilk adı Philadelphia, kardeşlik sevgisinin timsali, sarı kız maden suyuyla, pidesiyle, kapamasıyla her gün ismine, kalitesine, lezzetine artılar katarak uluslararası marka olan, şifa, lezzet, kısacası tek başına eczane olan sultani üzümün başkenti, âlâ şehir, gönüllerin kenti, üzüm şehri Alaşehir'den sesleniyoruz sizlere. Ne fayda baygın Selim'im, güzellere itibar. Efendim, çok güzel bir aile işletmesine geldik. Güzel bir bağdayız. Bağın girişinde efendim harika bir şey yazıyor. Üreticimiz ne kadar mantıklı, ne kadar güzel bir fikir üretmiş. Sizden alayım hatta. Çiftçinin gölgesi bağın gübresidir. Ne kadar güzel efendim. Öncelikle sizi tanıyalım, sonra üzüme dair arkamıza bağlarımızı aldık, üzüm bağlarımızı aldık. Sohbet edeceğiz. Alaşehir'deyiz. Alaşehir doğumluyum. Burada çiftçilik yapıyorum. Aynı zamanda ticaretle de uğraşıyorum. Tarımı seviyorum. İyi bir şeyler olsun istiyorum. Tarımda üzüme katma değer katarak daha yüksek bir değerden satılmasının ülke gelirine faydası olacağına inanıyorum. Genelde üretimlerimizi, üzümlerimizi ihracat yapıyoruz. Yurt dışına gönderiyoruz. Hangi ülkelere gidiyor? Almanya gidiyor, Avusturya gidiyor, Hollanda gidiyor, Ukrayna gidiyor, Rusya gidiyor. Rusya gerçekten Türkiye için ciddi bir pazar. Üzümde de gerçekten öyle. Çok büyük bir pazar. Avrupa'ya göre Rusya'ya satılan ürün oranı yaklaşık 4 katı falan diyebiliriz. Yani ciddi derecede. Ciddi talep var. Evet. Rusya, işte Ukrayna, Belarus, buraların tüketimi biz şeye göre, Avrupa'ya göre daha fazla. Siz gönderiyorsunuz. Belli onların da bir standartları, efendim aradığı belli koşullar, kriterler var. Var, var tabii ki var. Yani bu konuda Avrupa Birliği daha hassas. Kalıntı değerleri var, onların standartları var. Hatta şöyle diyebilirim, Avrupa'daki kalıntı değerlerinin ötesinde bazı orada süpermarket zincirlerinin kendilerine göre bir kalıntı değer hassasiyetleri var. Onlara da dikkat ediyorlar. Ama Türk çiftçisi yani elinden geldiği kadar buna dikkat etmeye çalışıyor. Tabii oluyor, olmuyor. Burada bence şeye de görev düşüyor. Yani burada bakanlıklara falan daha dikkatli davranmaları gerekiyor. Ara ara bununla ilgili zaten domatesde de yaşanıyor bir takım olaylar. Evet. Üzümde de arada yaşanıyor. Diğer meyvelerde de yaşanıyor. Çiftçi de biraz daha bilinçlenecek. Çünkü hepsi oraya gitmiyor. Sonuçta Türk halkı da yiyor. Oradaki üretilen bir portakalı, narinciyi ben yiyorum. Evet. Benim ürettiğim üzümü o yiyor. Onun ürettiği domatesi ben yiyorum falan. Evet. Bu böyle bir dönencenin içinde. Artık bilmiyorum yani, dikkat edilmesi gerekiyor. Bu hepimiz için gerekli. Doğru söylüyorsunuz. Kalıntı en önemli konu. Evet, en önemli konu. Peki, çok geniş bir arazi efendim.
Yok bu, o kadar değil. De. Yani bize göre büyük bir bağ diyelim o zaman. Alaşehir standartına fena değil diyelim. Fena de. Değil diyelim. Yani bize yani göre öyle efendim. Peki bu üzüm, bu halini Alasya'ya sizin verdiğiniz emek ve gider bütçeniz nedir acaba? Yani şöyle söyleyeyim, dekar başına diye gitmek lazım. Dekar başına yaklaşık 3000 lira, 4000 lira civarında bir harcamamız oluyor yaklaşık olarak. Bu daha önce de başka bir programda da buna benzer şey olmuştu. Yaklaşık 2 yıl önce bu 1500 liralar civarındaydı. Şimdi rakam tabii büyüdü. 3000 liralara falan çıktı. Hatta kur farklarından dolayı bu zirai ilaçtaki yükselmeler 4000 liralara falan çıktı. Tabii ne kadarını alabiliyorlar? Ne kadarını alamıyorlar? Bazı yıl oluyor, kurtarıyor. Bazı yıl işte biraz kar ediyorsunuz. Tabii zarar da oluyor. Mesela bu yıl biraz beklenti daha yüksekti. İlk başta iyiydi. Hatta bağları birçok çiftçi örttü. Yağmura karşı daha dayanıklı olsun diye. Ama şu an çok da bir şey yok. Yani bir artı getirmedi açıkçası. Yani. Çünkü o da bir maliyet. Örtü de bir maliyet. Örtü de bir maliyet. Tabii, onların üzerine örtmek de bir örtmenin maliyet. Örtmek bir maliyet. Örtünün kendi bir maliyet. Sonra o örtüyü alıp saklayıp seneye kullanmak için harcanan emek o ayrı bir maliyet. Hepsi ayrı ayrı hepsi bir ayrı emek. Maliyet, bir üreticimizin birisi dedi ki bir çocuk gibi dedi yani 11 ay biz tabii, bu bağın tabii, içerisindeyiz tabii. Dedi yani girmediğimiz gün yok. Yani ben size şöyle söyleyeyim. Hiçbir şey için bakarsan şu olur, bakmazsan daha olur denmemiş. Bir tek bağ için söylenmiş bu. Çünkü bağ ve üzüm önemli bir konu. Yani bir zeytin için işte bakarsan zeytinlik olur, bakarsan incirlik olur, bakarsan işte bilmem ne bahçesi olur diye bir şey yok. Sadece bağ. Çünkü bağdaki emek diğerlerine göre çok fazla. Tabii burada şey de çok yüksek. Yani bağın içinde defalarca gerek ilaçlama yapılıyor, gerek başka şeyler yapılıyor. Yani kültürel uygulamalar yapılıyor. Tabii bunlar hep bir maliyet, ciddi bir maliyet getiriyor. Emeği çok, zahmeti emeği çok. Evet. Katma değerinin de biraz daha fazla olmasını bekliyoruz haklı olarak ama evet. İşte bazen oluyor, bazen olmuyor. Bazen olmuyor. Olmuyor. Ama yani hakikaten bütün işler için geçerli, üzüm için de sevmek gerekiyor azizim. Kesinlikle. Toprağı, üzümü, evet. Bağı, kesinlikle. Uğraşmayı, sevgini katmazsan. Olmuyor, olmuyor. Değil mi? Yani kesinlikle sabahın 4:30-5'lerinde kalkacaksınız. Çünkü yani tam o kültürel uygulamaların, ilaçlamalar, gece yerlere atılıyor artık ilaçlar. Çünkü sıcaktan dolayı üzerinde leke oluşmasın tanelerinde. Sofralık üzüm üretmek daha bir zordur. Yani şeye benzemiyor bu. Yani sofralık üzüm kuru üzüme benzemiyor. Onda ufak tefek hasarlar kendi bünyesi içinde kuruma esnasında kaybolabiliyor. Tolere ediliyor. Evet aynen. Ama şeyde öyle değil işte. Sofralık da öyle değil. Şuraya koyduğunuzda gönül istiyor ki bir tane leke olmasın, cam gibi olsun. Kısmen oluyor, kısmen olmuyor. Tabii doğaya karşı mücadele ediyorsunuz. Tabii ki. Yani her an dediğiniz gibi yağmur var, dolusu var. Tabii. Çiğ düşebiliyor, işte farklı şeyler oluyor derken siz ne kadar titiz davransanız da bazen sizin kontrolünüzü aşan şeyler oluyor. Tabii. Peki yıllık ne kadar biz ihraç ediyoruz? Şimdi 2018 yılına gidersek geçtiğimiz yıl 250 bin ton ihracatımız var. Sofralık üzümden bahsediyorum. 2017'de bu 180 bin tondu. 2018 iyi bir yıldı. Şimdi 2019'da daha tabii veriler tam çıkmadı. Evet. Çünkü şöyle bir şey var. Tam verinin oturması yılbaşından sonrayı da buluyor. Evet. Depolara da üzüm kesiliyor. Yani bir miktar ihracat yapılırken bir taraftan da depolar dolduruluyor. O depolar yılbaşına yakın açılmaya başlanıyor. Evet, soğuk hava depolarına da giriyor. Tabii gördüm. Onları da. Soğuk hava depolarına giriyor ürünler. Giriyorsunuz. 3 ay sonrasında. Bekletiliyor tabii. O da ayrı bir emek. O da ayrı bir emek. O da ayrı bir masraf. Masraf tabii. Her zaman elektrik başarılı olamama ihtimali var. O da var. Tabii yani çünkü bazen üzümdeki ufak tefek hatalar, depolama koşulları, şartlar bazen içindeki bir tek tanenin bozulması o kasanın iptaline sebep olabiliyor. Yani oraya kadar gidiyor. Allah yardımcısı olsun. İhracatçılarımızın da işi zor yani. Kolay. O kadar karşıdan göründüğü değil, kadar değil, kolay değil. Kolay değil. Ama efendim buna rağmen
Alaşehir marka, Alaşehir kalite, üzümün başkenti. Sofralık üzümün kesinlikle başkenti. Sofralık üzümün evet gerçekten başkenti. Hem yetiştiricisiniz efendim, hem de ticaret sanayi odamızda hizmet veriyorsunuz. Aynı zamanda esnafsınız, yine halkımıza hizmet veriyorsunuz. Yani bir Alaşehirli olarak içinizde sizin ne var efendim? Şöyle olsa daha güzel olurdu dediğiniz. Tarım adına diyeceğiz tabii. Alaşehir adına derken yani, bütün çiftçiyi de burada üretici adına konuşmak lazım. Yani burada şimdi hep aynı klasik şeyler ama tarımdaki desteklerin ben yeterli olmadığına inanıyorum. Şimdi Tarım Bakanlığı penceresinden bakarsanız işte biz dünyanın desteğini veriyoruz diyorlardır belki. Ama şöyle bir şey var. Gübre mazot desteği diye bir destek var. Yaklaşık 15-20 yıldır bilmiyorum ama %20-30 yükselmedi. Son 20 yıldaki, 15 yıldaki artısı ama bunun yanında verilen destek dekarda 10 lira 15 lira civarında bir rakam. Bu da şu anda 2 kilo mazot parası. Şimdi bir buğdaya yapılan destekle katma değer için çalışılan, daha iyi paraya satılması için çalışılan bahçelerde ama bu şeftali olur, ama narince, nar olur, kiraz olur, üzüm olur. Bunlarda desteğin daha fazla olması gerektiğine inanıyorum. Çünkü kullanılan mazot oranı ve gübre oranı çok farklı. Yani ondan dolayı aynı kalemi aynı şekilde değerlendirirseniz ya biz bu çiftçilere bu kadar para verelim, İşte bunlar da idare etsin bununla ya, olmuyor. Yani bir tarafta döviz kazandırmak için mücadele eden, daha iyi katma değer yaratmak için ülkeye 10 liraya gidecek malı veya 10 dolara gidecek malı 25 dolara satmaya çalışan, 30 dolara satmaya çalışan bir üreticinin harcadığı masrafla orada diğer taraftan tarla bitkileri yapan kişinin kullandığı masraf kesinlikle aynı olmuyor. Tabii ki gübrede ve bilhassa mazot aynı olmuyor. Evet. Yani burada destek daha biraz daha düşünülerek verilmeli diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum ben size. Yüreğinize sağlık, emeğinize sağlık. Konuk ettiniz, bizi ağırladınız. Evet sevgili izleyiciler, Sofralık Üzüm, Sultaniye Üzüm'ün başkenti Alaşehir'de. Biz hep efendim üzüm tadında sohbetlerimize devam ettik. Alaşehir'de yapmış olduğumuz programımız tüm hızıyla devam ediyor. Sevgili izleyiciler, Alaşehir'de Delemenler Mahallesi'nde bir üreticimize selam verdik efendim. Merhabalar. Merhaba efendim. Sizi tanıyabilir miyiz? Hoş bulduk. Ben Sami Ertürk. Sami Bey, baktık üzümleri yaymışsınız. Evet. Efendim, hasattan sonra şu anda üzüm kurumada. Evet. Bu kuruma aşaması ne kadar? Bu kuruma aşaması normal sıcaklarda 8 gün. Biz 15 gün oldu bunu. Ta 15 gündür kurumadı. 2-3 gün daha bir şeysi var. 18 gün. 18 gün. Evet. 18 gün kuruyacak. Sonraki işlem ne efendim? Savuracağız, çuvallayacağız. İşte ondan sonra pazarına göndereceğiz ya. Yani. Peki yaş olarak da sattınız mı? Hayır, ben yaş satmıyorum. Yaş bir dolandırıldığımdan dolayı satmıyorum. Ah kıyamam ben evet, size. Kıyamam. Peki efendim, şimdi bu kuru üzüm piyasası ne kadar? Şu anda biz bugün benim gösterdiğim bu üzümden renklisi 8700. 8700 verdi. 8700 verdi. Ha, bundan renkli yalnız. Daha güzel. Ha, bundan daha güzel. Oo. Şu anda o 10 liranın üzerinde olan üzüm 8700 lira. Ha. Ben geçen sene sattım 8600 liradan. Bu sene 8700 lira. İlaçlar olmuş. 50 liralık ilaç 300 lira. Ne diyeyim size, 100 lira şey oldu 500 lira. Bizim şey 1 lira arttı üzümümüz, 1 lira arttı. Tarım Bakanımız artık ne gördüyse öyle işte öyle veriyor. Biz de yani hep reziliz yani amca. Ay kıyamam ben sana. Şimdi kaç lira olsa bu seni kurtaracak? Bu 10 lira olursa ancak bana kurtarır. Ha. 10 lira olursa. 10 lira olursa. Ha. Peki efendim, bu kadar üzüm kaç kişinin emeği? Vallahi 5 kişinin emeği. 5 kişinin emeği. 5 kişinin kaç aylık, kaç günlük emeği? Biz bir ay boş kalıyoruz. 11 ay devamlı bunun başındayız.
devamlı bakımdayız. Bir ay bir yaprak dökümü geliyor. Bir aydan sonra budağa başlıyor, dolanması başlıyor, ip bağlanıyor falan. Çiftiymiş, ızgarasıymış. İlacı başlıyor doğumu. Arası, o filizi bilmem neyse ya, devam ediyor artık. Hasata geliyor. Hasata geliyor. Hasatta da peki şey var mı, işçi çalıştırıyor musunuz? Çalıştırmamız tabii, yalnız sakından gelemiyoruz biz onu. İşçi tutuyoruz, ip bağlamasını işçi tutuyoruz. Ondan sonra cim, yaprak açımını işçi tutuyoruz. Ne diyeyim artık, kesimde 300... Her şeyde bak bunları falan hep işçiler serdi, işçiler kesti yani. Kendimiz nasıl akıl? Kendimiz de tabii çalışıyoruz bu anda. Kimimiz seriyor, kimimiz traktörle çekiyor, kimimiz bilmem ne yapıyor. Yani hiç kendimiz de boş durmuyoruz yani. Fiyat iyi ederse üzüm tatlı bir telaş değilim mi efendim? Tabii. Tatlı bir telaş, para etse o zaman seve seve yapacağız işimizi. Çok tatlı değil mi? Şimdi para etmediğinden dolayı çoluk çocukla da huzursuzuz yani. Ya o da var. O da var. Emeğinin karşılığı olmayınca. O zaman da huzur da olmuyor. Çocuk çalışıyor burada, çocuğu bir şey gösteremiyorum. O da tabi huzursuzluk yaratıyor. İnşallah fiyat biraz daha yükselsin. Eliniz emeğiniz dert görmesin. İnşallah emeğinizin karşılığını i̇nşallah, alın. İnşallah inşallah. Hangi kardeşim. Sofralara varırsa da şifa olsun. Afiyet olsun. Değil mi? Teşekkür ediyorum. Bir şey değil. Efendim, Alaşehir'de yapmış olduğumuz programımız tüm güzellikleriyle devam ediyor. Sevgili izleyiciler, Anadolu sevdalıları, üzümün başkenti Alaşehir'de güzel bir işletmedeyiz. Pek çok personelimiz harıl harıl çalışıyor. Biz de efendim bu işletmenin sahibinden hem işletmemiz hakkında hem de Alaşehir üzümü hakkında bilgiler alacağız. Efendim merhabalar. Merhabalar. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Cene Dış Ticaret Ayşe, yönetim kurulu başkan yardımcısı Nazmi Sağlam. Nazmi Bey. Buyurun. Üzümde kaçıncı yılınız? Üzümde 27. yılımız. 27 yıl. Koskoca 27 yıl. Aynen öyle. 27 yıldır üzüm yapıyoruz. Şu anda çok büyük bir tesis. Yok, çok yani, büyük demeyelim. O orta ölçekte. Teşekkür güzel ederim. Sağ olun. Öyle gördüyseniz. Güzel bir aile. Sağ olun. Efendim, farklı farklı bayanlarımız çalışıyorlar. İçeride de yine bir efendim boylama, paketleme var. Şu anda bulunduğumuz yerde de personelimiz harıl harıl çalışıyor. Bu üzümler öncelikle nereye gidecekler? Bu üzüm efendim ambalajlanırken nelere dikkat ediliyor? Önce bu üzüm Almanya, Rusya, Polonya, Malezya, Avusturya, yani dünyanın hemen hemen 15 ülkesine ürün gönderiyoruz. Bunlar zaten bahçede özellikle itinayla kesiliyor. Bahçede kesiliyor ve buraya seçilip geliyor. Burada da aynı gördüğünüz gibi tekrar paketliyoruz burada. Bir daha seçiliyor. Burada sevkiyat üzümü ayrı, buzane üzümü ayrı, farklı ambalajlarda hangi ambalajları istiyorlarsa o tür üzümü işleyip gönderiyoruz. Şimdi efendim şu anda paketlenen nereye gidecek? Şu anda bu buzhaneye konulacak ve bu ön soğutma yapılacak. Ön soğutma yapılacak. Kaç dereceye kadar efendim? 0 dereceye düşecek. Bir gün sonra üzerine sodyum metabisülfit içerikli bir kağıt koyacağız. O dayanmasını sağlayacak. 2,5 ay, 3 ay veyahut da 2 ay sonra bunu çıkaracağız. Üzüm bittikten sonra göndereceğiz. Yurt dışına göndereceğiz. Bunlar şimdi bu sahne. Bunlar şu anda gördüğünüz tüm işlenen ürünler buzhane için. Buzhane için. Soğuk havada saklamak için, evet. Biraz sonra zaten göreceğiz. Rusya için 10 kiloluk paketlerimiz var. Onlar günlük sevkiyat. Yapılıyor, bir gün soğuyor, bir gün sonra sevk ediyoruz. Kapalı frigolu tırlarla. Bir de karton kutumuz var. Avrupa'ya tamamen karton kutu çalışıyoruz. Onlar da önce kesiliyor bahçede. Burada aynı paketleniyor. Oradan sonra soğutuyor, ön soğutma yapıyoruz. Ve frigolu tırlarla sevk ediyoruz. Peki efendim, dediniz ki bahçelerde de kesim öncesinde numune alınıyor, bir takım çalışmalar yapılıyor. Bunlardan bahseder misiniz? Nelere dikkat ediyorsunuz? Tabii ki zaten Alaşehir üzümde pilot bölge. Burada köylü çok bilinçli. Sivil toplum örgütleri ciddi biçimde çiftçiyi bilgilendiriyorlar, örgütlüyorlar.
daha üzüm baharın başlamadan tüm programlar yapılıyor. Ona göre ilaç atılıyor. Kesim zamanı, hasat zamanından önce de biz anlaşmalı çiftçilerimiz var, üreticiler var. Onlarla anlaştıktan sonra her aldığımız bağı önceden analiz yaptırıyoruz. Ülke kriterlerine göre onların içindeki pestisit değerlerinin altında kesim yaparak üzüm hasat yapıyoruz. Yani 10 numara üzümümüz var. Aynen öyle, 10 numara üzümümüz var. Yani evet. Alaşehir deyince efendim kaliteli üzüm. Alaşehir deyince üzüm geliyor zaten. Üzüm de tabii kalite olacak, renk olacak, homojen görünüşü olacak, fiziki görünüm olacak. Zaten sultani üzüm dünyada bir tek Türkiye'de var, bir de İran'da var ama dünyada en fazla üretilen şey üzüm, sultani üzüm Türkiye'de. Türkiye'de. Aynen öyle. Türkiye'de. Peki efendim kuru üzüm çalışması da var mı işletmemizde? Yok. Kuru üzüm çalışmamız yok. Kuru üzüm yok. Yok. Biz sadece yaş sofralık olarak yapıyoruz. Sofralık olarak. Aynen öyle. Aman Allah'ım başkanım ne kadar bu üzüm böyle. Güzelliğe tutabilecek bak. Miyim? Şu güzelliğe güzel bakın. Sevgili izleyiciler şu güzelliğe bakın. Vallahi bilmiyorum 3 kilo mu var bir salkım? Var, ay maşallah. Fazla, evet, ay maşallah. Başkanım, beyefendi diyor ki efendim sivil toplum kuruluşlarımız üreticiye sahip. Üreticimizi bilgilendiriyorlar. Her hafta saha çalışması yapılıyor, toplantı yapılıyor. Aynen öyle. Hem borsamız hem ticaret odamızda üreticiye bilgilendiriyoruz. Zira ilaç bayilerini ve ziraat mühendislerini bilgilendiriyoruz. Şu anda elimizden geldiği kadarıyla kalıntısız üzüm gönderiyoruz artık. Çok rahatız. Çiftçimiz de bu konuda çok duyarlı artık. Hem kuru üzümde hem yaş üzümde. Yerli malı, yurdu malı. Kendi malımızı yiyelim de güzelleşelim. Üzümün bir sürü şifası var. Başkanım bunları da sayalım mı? Kan dolaşımını da düzenliyor, kalp atışını düzenliyor, güzelleştiriyor, cilt güzelliğine faydası var. Yani yok içinde bütün özellikle çocuklarımızı verdiği enerji zaten bütün dünyada biliniyor enerjisi. Zararlı maddeleri içeren ürünleri hediye olarak götüreceğimize, ikramda bulunacağımıza kendi ürünümüzün, yaş üzümümüzün, kuru üzümümüzün hasta ziyaretlerinde, dost ziyaretlerinde, arkadaş ziyaretlerinde kullanılması hem üzümümüzün değerini artıracak hem de verdiğimiz yerde de daha hoş sohbet ve bereket olacak inşallah. İnşallah. Efendim, görüldüğü üzere üzümün başkenti dedik Alaşehir. Vallahi 4 kilo falan var herhalde. Sevgili izleyiciler, ben de söylüyorum hasta ziyaretinden ev hayırlamaya, komşuya ziyarete, kahveye, çaya geçerken üzümünüzü alın öyle geçin. Hem üreticimizin ürünü değerlensin. Evet başkanımızın dediği gibi de yerli malı, yurdun malı. Herkes onu kullanmalı. Sevgili izleyiciler, Anadolu sevdalıları, efendim Alaşehir Halk Pazarı'ndayız. Rengarenk efendim, yok. Her şey doğal. Üreticilerin kendi ürettikleri ürünlerini getirdiği pazardayız. Ve ben olmazsa olmaz üzüm tezgahına efendim uğrayacağım. Selamünaleyküm. Aleykümselam, hoş geldin. Hoş buldum. Seni tanıyabilir miyim ablacığım? Ben üzümden Hüseyin Yangöz'ün hanımın Aliye Yangöz. Aliye Yangöz. Nereden dedin? Üzümlü'den. Üzümlü'den, adı üstünde Üzümlü. Üzümlü. Sen kaç yıldır üzüm yetiştiriyorsun? Vallahi 40 senedir, 50 sene geçti neredeyse üzümden uğraşıyoruz. Üzümle uğraşıyoruz. Üzüm bağları anadan babadan kalma mı? Devam mı öyle? Atalardan mı? Kendimiz daldık. Anadan babadan kaldı. Uğraşıyoruz işte. Ne kadar vakit ayırıyorsun üzüme? Üzüm amali yapıyor. Bağlamasını, budaması kendimiz yapıyoruz. O nasıl bir emek? Bağlama, budama hangi ayda yapıyorsun? Kış geldim, budayız. Ondan sonra yaprağı döküldü mü, budayız. Buduyorsun. Bağlıyoruz. Bağlıyorsun. Ondan sonra yaz geldim şey oluyor, yaprak açıyor. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş üzüm yemeye başlıyor. Üzüm telaşesi başlıyor. Şimdi en baştaki Mevlana öğrendim Mevlana, ben. Bu Alpos. Ne? Alpos. Alpos. O da Mevlana. Ondan. Senin üzümler bu mu cinsleri? Başka var mı sultani falan? Beyaz da şey var. Rekoppa onları getirmiyor. Niye getirmedin? Bunlar evin önünde. Kolay mı geldi? Bunlar evin önünde kesmesi iyi oluyor. Ha,
Ötekiler toptan kuruttuk. Kuruttunuz mu? He. Sevgili izleyiciler, tanesine bakın. Sadece bir tanesi bu. Hepsi birbirinden güzel. He, birbirini al. Yiyin, salkımlardan yıkın. Alırım, alırım. Teşekkür ederim. Eline emeğine sağlık ablacığım. Sağ olun. Bol satışların olsun. Sağ ol, Allah razı olsun. Vücudunuza sağlık olsun. Sağ olun. İnşallah buradan da hangi sofralara varacaksa şifa olsun. Sağ ol. Alaşehir'e gelinir de Alaşehir'e mahsus özel kapaması yenmez mi? Şimdi kapama ne diyeceksiniz? İnanın biz de ustamdan öğreneceğiz. Nasıl yapılıyor bakalım, nasıl bir lezzet? Hadi hep beraber öğrenelim. Ustam kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sizi tanıyabilir miyiz? Ben Uğur Özkan. Kapamacıyım Alaşehir'de. Kapama nasıl yapılıyor? Neden kapama denmiş? Kapama aslında bir Tatar yemeği kökeni. Alaşehir'de tabii büyük ustalarımız getirmiş. Biz onların çıraklarıyız. Biz devam ettiriyoruz. Dışı yufka, içi kıyma. Mantının bir türü. Evet. Et suyu, tereyağı, yoğurt, maydanozla beraber yenilen bir yemek türümüz, gıda türüdür. Şimdi bu burası top halinde kıyma mı düşüneceğiz biz? Dışı yufka, içi kıyma. Yufkanın içine? Kıyma. Kıyma. Evet. O kıyma biraz kocaman gözüküyor. Evet. Efendim söyleyeyim. Yüksek ateş, kızgın yağda kızartırız. Burada fırında, önümüzdeki fırında tavlama yaparız. Fırında tavlama yaptıktan sonra et suyu, tereyağı, yoğurt, maydanoz önünüze servis, afiyet olsun derim. Afiyet olsun. Aman efendim ben bu fırınıza bakmak istiyorum. Ne olduğunu anlayamamıştım. Oo, sıcacık fırın, burada da tavlama oluyor. Evet. Her işin bir ayrıcalığı var. Evet, evet hanımefendi. O onu tavlıyor demek ki. Evet. Yani pişmesinin haricinde tekrar bir işlem. Tabii, daha, o ayrı bir işlem. Pişme, pişirme ayrı bir pozisyon. Bu tavlama ayrı bir iş. Burada et suyuyla hamurun birleştirildiği zaman hamur yapmadan onu verebilmek önemli olan. Ha, evet. Yufka hamur olmayacak, böyle evet. Sucuk gibi olmayacak. Evet, aynen. Yenilir lezzette. Aynen. Efendim konuklarımıza ikram edilecek. Afiyet olsun diyelim. Teşekkür ederiz, hakikaten afiyet olsun. Türkiye'ye nasıl seslenelim? Herkese sağlık, mutluluk, huzur dolu bir günler dilerim. Alaşehir'in kapamasını mutlaka tatmayanlar tatsın. Evet. Değil mi? Mutlaka tatsınlar. Sevgili izleyiciler, Anadolu sevdalıları, güzel doğasıyla, bereketli topraklarıyla, birbirinden farklı güzel ürünleriyle, efendim Sultani Üzüm'ün başkenti, kardeş seven kent, huzur kenti Alaşehir'deyiz efendim. Bu hafta Alaşehir Ticaret Sanayi Odası'na konuk olduk efendim. Alaşehir'in Sultani Üzüm'ünü, üreticilerimizin başarısını ve burada efendim ticaret ve sanayi odamızın verdiği hizmetler, kaliteyi artırma yönünde, üretimde, daha tüm konularda neler yapıyorlar? Efendim Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odamız neleri başarmış? Alaşehir'de neler oluyor? Buna istinaden efendim güzel bir üzüm bağında Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Sayın Mustafa Seyhan'la üzüm tadında konuşacağız. Efendim merhabalar. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk efendim. Güzel şehrimize, güzel kentimize onurlandırdınız. İnşallah bereketli bir program. Güzel aşkla şevkle giden, aşkla şevkle birbirimize insanların bağlandığı ve üzüm tadında bir program yaparız. Teşekkür ediyorum efendim. Mustafa Seyhan kim efendim? Kaç yıldır bu sektörde?
Ben 35 yıldır zira ilaç ve bitki besleme sektörüne hizmet vermekteyim. Ziraat mühendisiyim. 12 yıldır da Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı götürmekteyim. İnşallah yapıldığımız işlerimiz bizi utandırmaz. Allah'ın bizi utandırmayacak işlerle ve bereketli vatandaşımızın kazanacağı, ticaret erbabımızın kazanacağı işlerle meşgul oluruz diye düşünüyorum. Efendim, pek çok konuda hizmetleriniz var. Ticaret ve Sanayi Odamızın misyon ve vizyon adına en önemli özelliği, ağırlık verdiği konu nedir efendim? Tabii Alaşehir tarıma dayalı bir şehrimizdir. Dağlarından yağ, ovasından bal akan bir şehrimiz. Kirazımızdan kestanemize, taze fasulyemizden domatesimize ama ana gelirimiz üzüm. Çiftçimiz üzümden geçiniyor, sanayicimiz üzümle geçiniyor, berberimiz, kuaförümüz, konfeksiyoncumuz üzümle geçiniyor. Üzümün değerlendirilmesi, üzümün kaliteli yetiştirilmesi ve yetiştirilen bu üzümlerimizin değerinde satılaraktan da çiftçimizin, esnafımızın, ticaret erbabımızın iyi gelir elde etmesini çaba sarf ediyoruz. Peki efendim, buna dair yaptığımız konferanslar, çalışmalar, projelerimiz var mı ya da saha çalışmalarımız var mı efendim Sultani Üzüm'e dair? Var, geldik geleli. Biliyorsunuz bizim oda ve borsalarımız tescil makamları görevindedir. Biz tescil makamı olan bu makamı icra makamı haline çevirmek için çaba ve gayretin içinde olduk. Neler yapabiliriz, memleketimize nasıl faydalı olabiliriz, üzümümüzü nasıl değerlendirebiliriz ile ilgili, tarımla ilgili, tarımcılarla çok konferanslar yaptık. Hem çiftçimize, hem ticaret erbabımıza, odamızda veya üniversitemizde konferanslar düzenledik. Bilgilendirme çalışmalar yaptık. Ama bununla yetinmek değildi maksadımız. Üzümün tanıtılması, yayımının yapılması gerekiyordu. Herkes bir nebze ne kadar tutarsa o kadar faydalı olabileceğini düşündük. Ve önce uzun bir çalışmanın ardından Türk Hava Yolları'nda 1 milyon paket 25'er gramlık üzüm dağıtımıyla başladık. Çok da başarılı oldu, güzel oldu. Geri dönüşleri çok iyiydi. Bir nebze de olsa bir ışık yakmıştık. Arkasından bu bizim için yeterli değil, devam etmemiz gerektiğini söyledik. Siyasi partilerimizde, iktidarlarımızda el birliği ve gönül birliğiyle üzümün okul projesi haline dönüştürülmesinin çaba sarf ettik. Bugün tüm okullarda iktidarımızın, hükümetimizin, devletimizin yaptığı ve çocuklarımızın daha akıllı, daha zeki, daha çalışkan, daha verimli olmalarını sağlayacak, enerji verebilecek kuruzum projemizi şu anda haftanın 3 günü tüm Türkiye'deki okullarda dağıtılmakta. Ne kadar güzel efendim. O projeyi bizler ateşlemiştik. İktidar kabul etti ve 3 yıldır da dağıtılmakta. İnşallah dağıtılmaya devam edecek. Çünkü bizim çocuklarımız zaten akıllı, zaten zeki, zaten çalışkan. Ama bunların ülke genelinin daha üst ortalamasına çıkarılması, enerji verilmesi, bu enerjinin de en güzel bir şekilde direkt beyin etkeden, glikozu veren, enerji veren üzümümüzü yememesi büyük bir handikaptı. Çünkü bugün İngiltere'de, Almanya'da, Hong Kong'da biz binlerce ton üzüm ihracatı yapıyoruz. Oradaki çocuklara 15'er gramlık ve 25'er gramlık paketler halinde bu üzümler dağıtılıyor. İyi, onlar yiyor da bizim çocuklarımız neden yemesin? Evet. Diye bir projenin altında imza attık ve öyle devam ediyoruz. İnşallah iktidarımız da o şekilde devam edecek diye umut ediyorum. Çok güzel çalışmalar efendim. Güzel bir bakış açısı. Evet, bizim çocuklarımız niye yemesin? Daha zeki efendim, daha aktif, daha güçlü olsunlar. Peki efendim, üzüme dair siz de üzüm yetiştiricisi misiniz? Sizin de efendim alnınızın teri bağlara damlıyor mu? Tabii. Bu yaşıma gelesi kadar babamızla başlayan, ailemizle başlayan, Alaşehirli birçok ailede olduğu gibi çocukluğumuz bağlarda başlayıp hala bağlarda devam eden, ekonomik gelirimizi bir kısmını oradan temin ettiğimiz işimizle meşgulüz. Yani üretimin başından sonuna kadar hep içindeyiz. Birçok Alaşehirli'nin olduğu gibi, hatta Alaşehir'e gelen diğer misafirlerimizin bile burada bağ bahçe sahip olup üretime katkı sağlamaları, verime katkı sağlamaları, gelir elde etmeleri bizim için çok
güzel şeyler. Biz de o üretimin içindeyiz. Ve Alaşehir bu çeşitliliği, ovamız çeşitliliğin, üzümün gerçekten bir başkenti olabilecek yer Alaşehir ve Sarıgöl. Sarıgöl ilçemiz ya şu anda örtü altı ürünleriyle devam ediyor. Daha geç Nisan-Mayıs ayında başlayan üzüm hasadı, erkenci çeşitlerimiz var bizim. Hı. Süperyol, Trakya, İlkeren gibi. Onlarla başlayan, daha sonra da Sultani üzümle devam eden, işte şimdi gördüğünüz bağda Crimson çeşitlerimiz, Red Globe çeşitlerimizle devam eden, yani Nisan-Mayıs ayında başlayıp Kasım-Aralık ayına kadar devam eden 6-7 aylık bir süreç var üzüm üretimiyle yapan ve üzümün satıldığı bir memleket. O bakımdan gerçekten dağlarından yağ, ovasından bal akan bir memleketimiz. Biz de bunun içinde haşır neşir oluyoruz inşallah. Harika bir ürün efendim, bereketli. Yaklaşık 7 ay dediniz. Bu 7 ay hiç efendim sahada bağların olduğu kısımdan düşünün. Hasat kısmına geldiğimizde veya aradaki bakımlar, hasatı, hasattan sonra boylanması, efendim ama yurt içi ama yurt dışına hazırlanması, bunun içerisindeki oldukça da geniş bir iş alanı açıyor. Aynen öyle. Hem tarım ekipmanları hem de işçi personel işsizliği giderme adına gerçekten bir zenginlik üzümü efendim. Harika. Peki efendim, üzüm nasıl bir emek? Bize nasıl anlatırsınız? Yani üzüm bağlarını bize nasıl anlatırsınız? Üzüm bağları nasıl anlatırız? Gerçekten çok güzel bir soru ve cevaplarken heyecanımı, aşkımı lütfen maruz görünüz. Çünkü yıl 12 ay, 365 gün hizmet ettiğiniz bir alan burası. Her gün budağından başlıyorsunuz ilaçlamasına, tanenin gelişmesine, salkımın gelişmesine, renklenmesine, düzenlenmesine. Hakikaten yıl 12 ay emek verdiğimiz, çiftçimizin emek verdiği, alın terini akıttığı, hiç boş bırakmadığı bir alan bağcılığımız. Gerçekten bağcılık çok güzel. Ondan sonra da Alaşehir tabii ihracat kapısının, gümrük kapısının sınırı olmayan bir gümrük kapımız var burada. Ve bununla birlikte 170'in üzerinde işletmemiz var. İşletmemiz, ihracatçı arkadaşımız var. Bu arkadaşlarımız vasıtasıyla üzümlerimiz hasat ediliyor. Yurt dışına yaş olarak, yaş üzüm olarak ihracat yapılıyor. Aynı zamanda esas sultani üzümümüzün büyük bir miktarı da geri kalanı sergileri serilerekten, kurutularaktan da kuru üzüm ihracatı yapılıyor. Ülke ekonomisi katkımız var. Yani evet, çiftçimiz kazanıyor. Özellikle bu yıl birazcık daha iyi. Daha evvelki yıllarda zaman zaman ekonomik ben sıkıntılar çekmiş olmasına rağmen yine bu yıl diğer yıllara göre biraz daha iyi değerde satılıyor ama örtü altındaki bağların fiyatları şu anda ihracat rakamları düşük olduğundan dolayı örtü altını emek sarf eden, güç sarf eden, ilaçlamasını bugünlere kadar bırakan arkadaşlarımızın kazançları biraz düştü. Tabii bununla birlikte ihracat rakamları da düşüyor. İhracatçımız üzümü alıyor, paketliyor, şekillendiriyor, şekilini veriyor ve ondan sonra da hem Avrupa'ya hem de Rusya'ya üzümümüzü gönderiyor. Bir gelir kapımız. Sadece bu gelir kapısı çiftçimizin değil, ülke ekonomisine müthiş bir katkısı var. Yani 300 milyon kilo ortalama bir kuru üzüm ihracatımızla bizim 600-700 milyon dolar gibi Türkiye'nin tarım girdisinin tarım ihracatından en fazla gelir elde ettiği ürünlerden bir tanesi üzüm. Yani göz ardı edemeyeceğimiz bir ürün. Hem yaş üzümden getirdiğimiz gelirimiz hem de kuru üzümden getirdiğimiz gelirimiz ülke ekonomisine katkı sağlıyor. O bakımdan ihracatçılarımızın ve devletimizin işbirliği halinde yapılan bu çalışma ülke ekonomimizde çok katkısı var. Çünkü sıkıntımız da bizim dışarıya bağımlılığımız fazla, dış borcumuz fazla ama üzümümüz bizim tarımda en iyi girdiği sağlayan tarım ürünlerimizden bir tanesi. Harika, harika efendim. Efendim, Alaşehir adına siz hem sahadan geliyorsunuz, hem ya konuya hakim bir ziraat mühendisisiniz ve halen de bu sektörde, işte diğer alanda da yani mühendisliğinize hizmet vermeye devam ediyorsunuz. Peki efendim, çok şükür. Markalaşmanın önemini soracağım size. Kesin. Ve bir de şunu söyleyeceğim efendim, markalaşmanın önemi ve üreticimiz bunun ne kadar farkında?
Tabii markalaşma çok önemli dediğiniz gibi. Marka ürün elde etmek, Alaşehir'e bir marka şehir haline getirebilmek. Tüm arkadaşlarımızın ferdi olarak kurum ve kuruluşlarımızın, belediyelerimizin, diğer özel sektörümüzün markalaşmak için çaba ve gayretler var. Ama biz birlikte olmalıyız bu markalaşmaya. Markalaşma çok farklı bir şey. Marka şehir, marka ürün, marka bir bereket. İşte biz Sultani Üzüm'ü markalaştırmak, Alaşehir Sultani Üzüm'le ilgili marka müracaatlarımızı yaptık. 2 senedir uğraşıyoruz. Hatta kamyonetlerle Ege Üniversitesi'ne tahlilleri yapılsın. Alaşehir ve Sarıgöl üzümümüzün farklılığı geçtiğimde gösterilsin ve marka değerimiz oluşsun diye çalışmalarımız devam ediyor. Bu markanın içinde ne var? Alaşehir Sarıgöl maden suyumuz var. Zaten bir marka. Alaşehir yemeğimiz, kapamamız var. Alaşehir ekmeğimiz var. Marka. Alaşehir pidemiz var. Peki efendim, Türkiye kuru veya yaş efendim üzümün kıymetinin farkında mı sizce? Yani biz yeterince üzümün efendim kıymetini biliyor muyuz? Ne zaman elektrik söndü? Eyvah. Bilgisayarlarımız kapandı, televizyonlarımız kapandı, sıkıntı başlıyor. Şu anda biz enerji veren, güç veren, güzellik veren, neşe veren, heyecan veren üzümün kıymetini bu anlamda bilmiyoruz. Evet. Esasında bizim üzümümüz çok yiyoruz, içiyoruz ama bize verdiği enerjiyi, bize verdiği gücü ancak kaybedince biliyoruz. Şu anda bazı tarım alanlarımız, bölgemizdeki jeotermal enerji çalışmaları neticesiyle suyun doğaya karışması, borlu sularımızın, bağların sulanmasıyla bir kısım bölgelerimize zarar oluşturmaya başladı. İnşallah jeotermal enerji üreten arkadaşlarımız da enerji ihtiyacımızı göz ardı etmemiz mümkün değil. Ama o enerji elde edeceğiz diye 3000 yıldır, 4000 yıldır üzüm üretilen bu güzelim ovayı mahvetmemizin de bir anlamı yok. Çünkü biz buradan da ülkemize gelir elde ediyoruz. Evet. Hem insanlarımız kıymetini biliyor, hem enerjiyi alıyorlar, hem o birikimlerini alıyorlar, o güzelliği yaşıyorlar. Ama bunu mahvetmememiz gerekiyor. Günlük çıkarlarımızda bu güzelliği kaybetmememiz gerekiyor. O anlamda tüm Türkiye'de üzüm tüketimiyle, inşallah okul üzümü projesiyle de daha da bir kıymetlenir pozisyonu sokacağımızı ümit ediyorum. İnşallah, inşallah efendim. Peki Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odamız geniş bir aile. Efendim kaç personelimiz hizmet veriyor ve kaç üyemiz var? 1200 üyemiz var. 5 personelimiz var. Az personelle hizmet vermeye çalışıyoruz. Birikimlerimiz de bu, üyelerimiz de. Ben inanıyorum Alaşehir'in tüm idarecileri ve yöneticileri birlik ve beraberlik içinde. Alaşehir'imizde 2 yıllık olan üniversitemizin, tarım, ziraat teknikleri yetişen bu üniversitemizin 4 yıllık olmaması için hiçbir sebep yok. Evet. Ve burada neden bizim bölge derseniz, birçok bölgede ziraat fakültesi olabilir ama bizim bölge bu konuda gerçekten olmazsa olmazımız. Tarımın hepsi var. Sanıyorum siyasilerimizle birlikte hareket edip inşallah o işi de başaracağımızı ümit ediyorum. Kalitenin, bu yetiştirdiğimiz üzümün de ve ürünlerin de kalitesini artıracağına inanacağım bir okul olacak bu. Harika bir proje. Alaşehir için en büyük hayaliniz ne olurdu? Şöyle olsa mükemmel olurdu dediğiniz. Alaşehir için mükemmel olacak şey. Alaşehir zaten mükemmel bir güzel bir şehir. Her şeysiyle, insanıyla, sevecenliğiyle, gerçekten eski adı Philadelphia'da kardeşseverliğiyle yaşanabilecek, yaşanması gereken yerlerden bir tanesi. Ama bizim sosyoekonomik olarak gelişmemize ihtiyacımız var. Yaşanabilir şehir olması için daha sağlıklı bir jeotermal enerji üretimi, daha sağlıklı bir ilaçlama programları ve sosyoekonomik kalkınmış bir Alaşehir. Hepimiz daha huzurlu, daha rahat olacağımıza inanıyorum. Doğru. Efendim teşekkür ediyorum biz size. Teşekkür ederiz. Bizleri konuk ettiniz, ağırladınız. Gönül perdenizi bizim için araladınız her şeyden önce. Efendim emekleriniz bol olsun. Amin. Üreticilerimizin gülen yüzleri solmasın. Amin. Tüm sektörde. Üzümünden efendim, buna malzeme satanından, ekipmanından, sanayi kısmıyla, üreticilerimizin o nasırlı elleriyle efendim her günleri bol bereketli olsun. Amin. Teşekkürler tekrar. Biz teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Bereketiniz ve çalışmalarınız daim olsun. Gönlünüz hoş. Kalbiniz mutlu olsun. Amin inşallah. Evet Anadolu sevdalıları.
engin tarihiyle, şifalı kaplıcalarıyla, aynı zamanda sarı kız maden suyuyla ve 3000 yıllık bağlarıyla, lezzetli üzümleriyle, birbirinden güzel ürün yelpazesiyle efendim bu hafta Alaşehir'e konuk olduk. Haftaya Anadolu'nun böyle güzel şehirlerinden, böyle güzel kentlerinden, böyle güzel Anadolu sevdalarıyla, eyvallah, sizlere seslenmek üzere Allah'a emanet olun.